Merhaba arkadaşlar, ben dershaneburada.com'dan Eke Hocanız. Bugün sizlerle eşitsizlik konusunu işleyeceğiz. Bakalım neler öğreneceğiz arkadaşlar. Eşitsizlik ne demektir ondan bahsedeceğiz. Eşitsizlikleri sayı doğrusuna göstermekten ve basit eşitsizliklerin çözümleri nasıl yapılıyor bunlardan bahsedeceğiz. Bakalım, demiş ki küçük, büyük, küçük eşit, büyük eşit sembolleri ile yazılan ifadelere biz ne diyecekmişiz? Eşitsizlik diyecekmişiz arkadaşlar. Ve büyük işaretine, ki siz bunu zaten öğrenmiştiniz, işaretine büyük, ifadesine ne diyeceğiz? Küçük diyeceğiz. Yine buna büyük ya da eşit diyeceğiz. Buna da küçük ya da eşittir diyeceğiz. Yani içerisinde bir tane bilinmeyen bulunan eşitsizlikleri biz birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik diyeceğiz. Bir tane bilinmeyen bulunan eşitsizliklere birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik diyormuşuz. Peki. Yani birinci dereceden bir tane bilinmeyen bulunacak. A, B, C gerçek sayılar olmak üzere A, X artı B büyük eşit C, A, X artı B büyük C, A, X artı B küçük eşit C, A, X artı B küçük C şeklindeki eşitsizlikler birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerdir diyoruz arkadaşlar. Peki. Şimdi günlük dildeki bazı eşitsizlikler, biz bunları ne yapacağız? Matematik cümlesi haline çevirmeye çalışacağız. Peki bakalım. Diyor ki Sare'nin ağacı uzaklığı 2 metreden azdır. O halde Sare'nin ağacı olan uzaklığına x metre dersem x neden az? 2 metreden azdır. Yani 2 metreden küçüktür diyeceğiz. Peki Sema'nın yaşı en fazla 18'dir. Yani Sema'nın yaşına biz eğer y diyeceksek, yaşı y olsun dersek Sema'nın yaşı en fazla 18'dir. Yani küçük eşit ne olmak zorunda? 18 olmak zorunda. En fazla 18'dir diyor. Serhat'ın ağırlığı en az 90 kilogramdır. Serhat'ın ağırlığına biz y diyecek olursak Serhat'ın ağırlığı en az 90 kilogrammış. O zaman diyorsunuz ki Serhat 90 kilodan büyük ve eşittir diyoruz. Bu bilinmeyenler size kalmış arkadaşlar. İsterseniz hepsine x deyin, isterseniz a deyin, b deyin. Ahmet'in parası 20 TL'den fazladır demiş. Ahmet'in parasına biz t diyecek olursak t neden fazlaymış? 20'den fazlaymış. 20 TL'den fazladır diyeceğiz. 10 ile 30 arasındaki gerçek sayılar. Yine gerçek sayılara x diyecek olursak 10 ile 30 arasında dediği için 10'dan büyük, 30'dan küçük olacak. Bu aralıktaki sayıları gösteriyor. Peki 10'dan 30'a kadar olan doğal sayılar derse o zaman 10 küçük eşit x küçük eşit 30 diyeceğiz. Değil mi arkadaşlar? Çünkü 30 ve 10 ne olacak? Dahil olacak. 10'dan 30'a kadar olan doğal sayılar demiş. Suyun derinliği 3 metredir. Suyun derinliğine h diyecek olursak h eşittir 3. Bu bir eşitsizlik değildir arkadaşlar. Eşitliktir. Eşitsizlikte dediğimiz gibi ne olmak zorunda? Küçük, küçük eşit, büyük ya da büyük eşit sembolleri bulunmak zorunda diyoruz. Peki, günün en düşük sıcaklığı 5 derece, en yüksek sıcaklığı 10 derecedir. O zaman günün sıcaklığına T diyecek olursak, T en düşük 5 derece, en yüksekte ne olacak? 10 derece olacakmış diyoruz. Yani T 5 dereceden eşit ya da 5 dereceden büyük, 10 derece eşit ya da 10 dereceden küçük olacak diyoruz. Peki. Aracın maksimum hızı 250 km bölü saattir diyorsam o zaman hızı V harfiyle gösterecek olursak küçük eşit ne olmak zorunda? 250 olmak zorunda. Neden? Kilometre bölü saat. Hatta ona da H diyebiliriz. Peki. Aracın maksimum hızı buymuş. Yani en fazla 250 olabiliyor. Sınıfta en az 10 kişi vardır. Demek ki 10 ya da ondan daha fazla kişi var. O halde sınıf mevcuduna x dersek x büyük eşit 10 olmak zorunda. Yaşar'ın yaşı 30'dan küçüktür demiş. Yine Yaşar'ın yaşına ben a diyecek olursam ne olacak? Yaşar'ın yaşı 30'dan neymiş? Küçükmüş. O zaman a küçük 30 diyeceğiz. Boyu 120 santimden az değildir. O zaman buraya ben B dersen mesela boyu diyor 120 santimetreden az değil. O zaman 120 ve daha büyük. Büyük eşit ne diyeceğiz? 120. Bir kutusu
100 artı eksi 5 gram. Yani artı eksi 5 gram oynayabilir. Yani 95 ile ne arasında ağırlık ya da G ile gösterelim hadi. 105 gram arasında değişecekmiş diyoruz. Demek ki biz günlük dildeki bazı eşitsizlikleri matematik cümlesine nasıl çevirdik? Bu şekilde çevirdik arkadaşlar. Peki bakalım. Şimdi eşitsizlikleri sayı doğrusunda göstereceğiz. Demiş ki aşağıdaki eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösteririz. Hemen gösterelim. Umarım kaymamıştır. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Evet. O zaman buraya çizeceğim. X demiş ki küçük 4. Yani X küçük 4. X gerçel sayıdır demiş. O zaman şurası sayı doğru olacak olmak üzere diyorum ki burası 0 olsun. 4'ten küçük dahil değil o zaman. 4 açık bırakacağım arkadaşlar. Dahil değil. 4'ten küçük olan ne tarafı tarayacağım? Bu tarafı tarayacağım diyorum. X çünkü küçük 4 diyor bana. 4 dahil değil. Dahil olmadığı için ne yapacağız? Açık göstereceğiz diyoruz. Hatta onu şöyle güzel çizelim. Peki. Y büyük 6. Y gerçek sayıdır demiş. Yine sayı doğrusunda gösterecek olursak 0 benim buram olsun. O zaman diyoruz ki 6. Y 6'dan büyük. Hadi şurası 6 olsun diyelim. Y 6'dan büyük. O zaman böyle çizeceğiz. Yine A büyük eşit eksi 2 diyor. Tamam hadi 0'ı şurası alalım. Eksi 2 de şurası olsun. Eksi 2'den büyük ve eşit dediği için dahil yapacağız. Burada dahil değildi. Yine açık bıraktık. A büyük eşit eksi 2 olduğu için dahil diyeceğiz eksi 2. Ve eksi 2'den büyük olan tarafı yani sağ tarafı alacağız diyorum. Peki. Yine K küçük eşit 3. O halde 3'ten ne olacak? Yine dahil olacak. Şöyle diyebiliriz 0. Şurası 3 olsun. 3'ten dahildir. K 3'ten küçük gerçek sayılar dediği için o zaman ne tarafı alacağım? Bu tarafı alacağım diyorum. Peki. 5 ile 15 arasındaki gerçek sayılar. 5 ile 15 arası dediği için şurası 5 olsun. Şurası 15 olsun diyorum. Dahil değil bunlar. Açık bıraktık o yüzden. 5 ile 15 arasını ne yaptık? Taradık diyoruz. Ağırlığı en çok 7 kilogram olan bir torba 4 kilogramdan nedir? Fazladır demiş. Tamam. En çok 7 kilogram olan bir torba 4'ten fazla. O zaman 4'ten açık bırakacağız bakın. 4'ten fazladır diyor çünkü. En fazla da maksimumda ne olabilir? 7 olabilir. O zaman 7'den de kapatacağız. Yani 7 dahil olacak diyoruz. Demek ki eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterirken arkadaşlar ne yapacakmışız? Hangi yön diyorsa bize eğer dahillik varsa yani eşitlik varsa dairenin içerisinde, yuvarlağın içerisinde boyayacağız. Eğer dahillik yoksa dairenin içerisinde, o noktanın içerisinde ne yapacağız? Boş bırakacağız dedik. X 4'ten küçük tarafı taradık. Y 6'dan büyük tarafı taradık. Yine dahil değil. A eksi 2'den büyük tarafı taradık ama dahil. K 3'ten küçükleri taradık, küçük ve eşitleri. Dahil olduğu için yine içi dolu. 5 ile 15 arasındaki gerçek sayılar, bunlar dahil olmadığı için açık bıraktık. 5'ten 15'e kadar biz bir tane atlamışız. 5'ten 15'e kadar olan gerçek sayılar, onu da şuraya çizeyim arkadaşlar. 5'ten 15'e kadar diyor ise 5 dahil, 15 de dahil olacak. 5'ten 15'e kadar. 5'ten 15'e kadar şu aralığı alacağız. 5'te 15'te dahil diyoruz. Ağırlığı en çok 7 kilogram. En çok 7 kilogram dediği için 7 dahil olan bir torba 4 kilogramdan fazladır. O zaman 4 dahil olmayacak dedik. Bu aralığı aldık. Peki. Geçtim bir sonrakine. Basit eşitsizliklerin çözümleri demiş. Eşitsizlik çözümleri denklem çözümüne benzer arkadaşlar. O yüzden basit eşitsizlik çözümlerini denklem çözer gibi çözeceğiz. Yani denklem için geçerli olan kuralların hepsi basit eşitsizlik için de geçerli. Yani sayı bir yerden bir yere geçerken, eşitsizliğin diğer tarafına geçerken ne olacak? İşaret değiştirecek gibi. Ya da çarpacağız, böleceğiz. Onlar da ne olacak? Denklemin özellikleri sağlanacak. Birkaç şey hariç diyeceğiz. Peki, ancak denklemlerde çözüm bir veya birkaç değer alabiliyorken eşitsizlikte çözüm kümesi ne olacak? Bir aralık olacak. Yani
Biz bir aralık bulacağız, değer aralığı bulacağız. Peki, bir eşitsizlikle eşitliğin her iki tarafına aynı sayıyı ekler ya da çıkartırsak eşitsizliğin yönü değişmez arkadaşlar. Bu denklem için de geçerliydi. Eşitliğin her iki tarafından aynı sayıyı ekler ya da çıkartırsam yine bozulmazdı eşitlik. Eşitsizlik için de aynı şekilde. Eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayıyı ekler ya da çıkartırsam eşitsizliğin yönü değişmez. Hemen bakacak olursak bakın. 5 küçük 7 eşitsizliğin her iki tarafına ben 3 ekleyeyim veya çıkarayım demişim. Her tarafı 3 eklersen 5 artı 3 8, 7 artı 3 10. Yine 8 küçük 10 olduğu için bakın eşitsizlik yön değiştirmedi. 3 çıkarttığımda da ne olacak? 2 küçük 4 olacak. O yüzden eşitsizliğin yön değiştirmiyor diyoruz. Eşitsizliğin her iki tarafından aynı sayı çıkarılır ya da eklenirse eşitsizlik yön değiştirmez. Yine eşitsizliğin her iki tarafı aynı pozitif sayı ile çarpılır ya da bölünürse eşitsizlik yön değiştirmez diyeceğiz. 4 küçük 6 örneğini vermiş. Her iki yanını biz 2 ile çarpalım ya da 2'ye bölelim diyoruz. 2 ile çarparsak 8 12 olacak. Bakın eşitsizlik yine yön değiştirmedi. 4 küçük 6 idi. 8 küçük 12 oldu. 2'ye bölersem de 2 küçük 3 olacak. Yine aynı şekilde. Fakat burada önemli olan kural bu. Eşitsizliğin ben her iki tarafını negatif bir sayı ile çarpar ya da bölersem eşitsizlik yön değiştirecek diyoruz. Yani 8 küçük 10 eşitsizliğinin her iki yanını ben eksi 2 ile çarpacağım ya da eksi 2 ile bölersem eşitsizliğim yön değiştirecek. 8 ile eksi 2'yi çarparsak bakın burası eksi 16 yaptı. Eksi 2 ile eksi 10'u çarparsak burası ne yapacak? Eksi 20 yapacak. 8 küçük 10'du. Şimdi küçük yazamıyorum. Neden? Bakın eksi 16 mı büyük? Eksi 20 mi? Tabii ki de eksi 16 büyük. Eksi ile çarptığım için eşitsizliğin ne oldu? Yön değiştirdi diyoruz. Yine aynı şekilde eksi 2 ile bölersem eğer ben 8'i eksi 2'ye böldüm. Burası eksi 4 yapacak. Yine 10'u eksi 2'ye böldüm. Eksi 5 yapacak. Hangisi büyüktür? Eksi 4 mü büyüktür? Eksi 5 mi büyüktür? Tabii ki de eksi 4 büyük. O zaman diyoruz ki şurası küçük olacaktı. Tabii ki de şuradaki küçük, buradaki ne olacak? Eşitsizlik yön değiştirdiği için büyük olacak diyoruz. Peki. Örneklere bakalım. Eşitsizliğinin çözümü aşağıdaki sayı doğrularının hangisinde kalın çizgiyle gösterilmiştir diye bize sormuş. Arkadaşlar dediğimiz gibi eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı ekler ya da çıkartırsak ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Birinci yöntemle yapalım ilk önce. 2x artı 11. Yani her taraftan ben neyi çıkartayım? 11'i çıkartayım. Büyük eşit 19 eksi 11 diyorum. Bunlar gitti. 2x büyük eşit 19'dan 11 çıktı. 8 kaldı. Her tarafı 2'ye bölersem ne olacak? X büyük eşit 4. Eşitsizlik yön değiştirmiyor. Neden? Çünkü pozitif bir sayıya bölüyoruz, değil mi? Pozitif bir sayıya böldüğümüz için eşitsizliğimiz yön değiştirmiyor. Bu şekilde bulabileceğiniz gibi ne yapabilirsiniz bir de? Denklem çözer gibi çözebilirsiniz. Bu birinci yoldu. İkinci yol ise denklem çözüm gibi çözeceğiz. Yani 2x artı 11 büyük eşit 19 derse 11 karşıya atarsam eksi 11 diye geçer. 2x büyük eşit 19 eksi 11 yani 2x büyük eşit 8. Pozitif bir sayıya böleceğim için eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Böldüm. X büyük eşittir. Nedir? 4'tür. Peki ben bunu sayı doğrusunda nasıl göstereceğim? Dahil olduğu için 4'ten kapalı olacak bir kere ve 4'ten büyük değerler alacağım. Yani D şıkkı diyeceğiz. Geçtim bir sonrakine. Diyor ki X'in en büyük ve en küçük tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Ben bunu ikişerle ikişerle de çözebilirim ya da denklem çözer gibi yani hem bu tarafa hem bu tarafa atacağım. İlk önce denklem çözer gibi çözelim ya da şöyle yapalım. Birinci yöntemi deneyelim. Yani her tarafa artı 6 eklersem diye gidelim. Her tarafa artı 6 eklersek eksi 2 artı 6 küçük eşit 2x eksi 6 artı 6 küçük 4 artı 6. Yani şurası ne yaptı? Eksi 2 artı 6 daha artı 4. 4 küçük eşit eksi 6 artı 6'yı götürdü. 2x kaldı. Küçük 4 6 daha 10. Her tarafı 2'ye bölersem 2 küçük eşit x küçük 5 olacak diyoruz.
Pozitif olan 2'ye böldüğüm için eşitsizlik yön değiştirmiyor. O zaman x'in alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini buradan bulabilirim. En küçük alabileceği 2'dir. Çünkü dahillik var. En küçük, en büyük ise 4 olur diyoruz. Yani en büyük ve en küçük tam sayı değerlerin toplamı kaçtır diye sorduğu için 4 artı 2'den eşittir 6'dır diyeceksiniz. Ya da ikinci yöntemle şöyle yapabilirsiniz. Eksi 2 küçük eşit yine 2x eksi 6 küçük 4 derseniz eksi 6'yı hem bu tarafa hem bu tarafa atacaksınız. Artı 6 olarak geçecek. Yani eksi 2 artı 6 küçük eşit 2x küçük 4 artı 6. Buradan yine 4 küçük eşit 2x küçük 10. Her tarafı 2'ye bölersek de 2 küçük eşit x küçük 5. Pozitif bir sayıya böldüğüm için yön değiştirmiyor diyeceğiz. Bana demiş ki x'in tam sayı değerleri toplamı kaçtır diye soruyor. Peki eksi 3 ve 4 aralığında. O zaman her taraftan eksi 5'i çıkartabilirim. O halde burası ne olacak? Eksi 8 küçük eşit x artı 5 eksi 5 küçük eşit 4 eksi 5 dedik. Yani eksi 8 küçük eşit x küçük eşit eksi 1 oldu. Bana x'in tam sayı değerleri toplamını sorduğu için ne yapacağız? Her tarafı toplayacağız. Yani eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 toplayacağız. İlk n terim toplamı arkadaşlar ne yapıyorduk? N çarpı n artı 1 bölü 2 diyorduk. Yani 8 çarpı 9 bölü 2 diyelim. 4 kere 9, 36 ama nasıl 36? Eksi 36 olacak çünkü eksileri topluyoruz. Tamam mıdır? Demek ki eksi 36 olacak dedik. Peki. Geçtim bir sonraki soruya. Eşitsizliklerini birlikte sağlayan sayıların kümesini bulunuz ve sayı doğrusunu da gösterelim demiş. Yine çözüyorum. Karşıya geçirdim. 3x küçük 5, 4 daha 9. X küçük 3. Bir bu var elimde. Her tarafı 3 ile çarparsam bakın. X eksi 2 bölü 3. Büyük eşit eksi 1 demiş. Her tarafı pozitif olan 3 ile çarpıyorum. Eşitsizliğim yön değiştirmez. X eksi 2 büyük eşit eksi 3. Karşıya geçirdim. X büyük eşit eksi 1. Demek ki x eksi 1'den büyük 3'ten de küçük olacakmış. Bunu sayı doğrusunu gösterelim. X 3'ten küçük. Ve eksi 1'den de ne olacak? Eksi 1'den dahil olacak aynı zamanda. Büyük. O zaman şu aralığı alacağız diyoruz. Eksi 1'den büyük, 3'ten küçük. Şu aralık benim çözüm kümemdir. Yani çözüm kümesi eksi 1 kapalı aralığından. Çünkü dahillik varsa kapalı aralık. 3'ten de açık olduğu için çözüm kümem eksi 1 virgül 3 açık aralığıymış dedik. Peki x ve y birer tam sayı eşitsizlikleri verildiğine göre yani eksi 3 küçük eşit x küçük eşit 5 ve eksi 6 küçük y küçük eşit 3 eşitsizlikleri verildiğine göre demiş. X artı y ifadesinin en büyük ve en küçük değeri nedir diye soruyor. Ve bana tanım kümesini vermiş. X ve y birer tam sayı. O halde değer verebilir miyim? Evet. Eksi 3 küçük x küçük eşit 5. X'in alabileceği en küçük değer eksi 3 çünkü dahillik var. En büyük değer de nedir? 5'tir. Peki y'nin alabileceği en küçük değer nedir? Ve en büyük değer nedir? En büyük değer 3'tür. Çünkü dahillik var, eşitlik var. En büyük. En küçük değer de nedir? Eksi 5. En küçük. Bana demiş ki x artı y ifadesinin en büyük ve en küçük değeri. O halde en büyük değerler 5 ile 3'ü toplarsam 5 artı 3'ten 8 en büyük değerdir diyeceğiz. En küçük değerler de eksi 5 ile eksi 3'ü toplayacağım. Eksi 5 artı eksi 3'ten eksi 8 olacak. Bu da alabileceği x artı y'nin en küçük değerdir diyoruz arkadaşlar. Peki. 6. soruya bakalım. Eşitsizliğini sağlayan kaç tane doğal sayı vardır diyor. 6x'i karşıya artı 6x diye geçiririm. Eksi 7'yi de karşıya artı 7 diye geçiririm. O zaman diyoruz ki
8 artı 7 büyük eşit 6x eksi 3x. Yani buradan 3x küçük eşit 15. Her tarafı 3'e bölersem, 3'e bölersem 5 büyük eşit x diyeceğiz. Yani x 5'e eşit ve 5'ten küçük olan doğal sayılar. O halde 5 var, 4 var, 3 var, 2 var, 1 var, 0 var diyoruz. Yani 6 tane ne vardır? Doğal sayı vardır bu eşitsizliği sağlayan. Peki eşitsizliğine göre y'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir diyor. Benim eşitsizliğim y eksi 3 bölü eksi 2 küçük eksi 3. Her tarafı negatif bir sayı ile çarparsam eşitsizlik ne yapacaktı? Yön değiştirecekti. O zaman eksi 2 ile çarptım. Y eksi 3 büyük olacak artı 6. Y büyük olacak. Neden? Karşıya geçirirsem 3'ü 9'dan. Y 9'dan büyük. Alabileceği en küçük tam sayı değeri 10'dur diyoruz o zaman. Peki. 8. soruya bakalım. Sema Hanım'ın cüzdanında 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL ve 100 ve 200 TL'lik banknotlardan yeteri kadar vardır diyor. Sema Hanım alışveriş yaptığı bir mağazada ödeme yaparken bu banknotların her birinden birer tane kullanmak şartıyla 10 adet banknot kullanmıştır diyor. Sema Hanım ödemeleri yaptıktan sonra 3 TL para üstü aldığına göre yaptığı alışveriş tutarının alabileceği değerler aşağıdaki yerden hangisinde verilmiştir? Bir kere 2, 4, 6 tane burada zaten birbirinden farklı banknot var. Ve demek ki ekstra bunlara 4 tane banknot daha ekleyecek ve maksimum ve minimumlarını bulmalıyım aslında ben. Şimdi 200, 100 daha 300, 350, 370, 380, 385. 6 tanesini kullanırsam 385 TL yapacak. En küçük eğer en az bulmak istiyorsam 6 tanesini kullandı. Geriye 4 tane kaldı. O 4 banknotu da 5 TL'lik kullanabilir miyim? Evet. O zaman 4 kere 5'ten artı 20 daha ekleyeceğim arkadaşlar. Yani diyoruz ki 405 TL verdi. Ve 3 TL'de ne yaptı? Para üstü aldı. O zaman 402 TL tuttu alışverişi diyoruz. Peki. 402 küçük eşit olacak. Zaten buradan hemen A şıkkı olduğu gözüküyor. Bakın en büyük alabileceği değerde ne olacak o zaman? Yine topladık 6 tane banknotu 385 TL idi. Geri kalan 4'ünü de en büyük olan 4 tane banknottan kullanabilir. 4 kere 2 800 diyeceğiz. Topladım 5, 8, 8, 3 daha 11. 1185 TL ama 3 TL'de geri almıştı. 1185'ten ben 3'ü çıkartırsam bakın 1182 TL'de verebileceği maksimum para olacak. O yüzden A şıkkıdır diyoruz. Peki 9. soruya bakalım. X TL'ye üretilip Y TL'ye satılan bir malın satış fiyatının hesaplanması için iki cebirsel ifade öneriliyor. Birincisi Y eşittir X artı 115, ikincisi de Y eşittir 3X artı 65'miş. Satış fiyatının hesaplanmasında ikinci ifadeyi kullanmak daha karlı olduğuna göre diyor. Yani karı daha fazlaymış. X için aşağı gelen hangisi doğrudur diye bize soruyor. Peki şimdi Y satış X alış fiyatıydı. Peki kar ne üzerine yani karımız nasıl hesaplanıyor? Satış eksi alış şeklinde. Peki şimdi eğer 2'yi kullanırsak daha karlı olacağımıza göre o zaman diyorum ki 3x artı 65 eksi x büyük olmalı. Çünkü y 3x artı 65 demektir. Normalde satış y eksi x diye kârı bulursunuz. Ama ben y yerine yazacağım. Bana denklemi vermiş zaten. Y yerine 3x artı 65 eksi alış fiyatım x'ti. X'i çıkartırsam bu kâr büyük olacakmış. Neredeki kârdan? 1'deki kârdan. Yani x yerine ben yine y yerine x artı 115 yazıp eksi x dersem bu bundan kar olarak daha büyükmüş. Yani diyoruz ki 3x'ten 1x çıktı. 2x kaldı. 2x artı 65 büyüktür. X'ler birbirini götürdü. 115. 115'ten 65 çıkarsa 2x büyüktür. 115'ten hemen şuradan 65'i çıkartıyorum. 0. 11'den 6 çıktı. 5 kaldı. 50. O zaman x büyüktür. Her tarafı 2'ye bölersek 25 diyeceğiz. Demek ki x 25'ten büyük. O halde cevap B şıkkı olacak diyoruz arkadaşlar.
Peki 10. soruya geçelim. Demiş ki 1 metre 10 desimetre ve 100 santimetredir. Kasanın yerden yüksekliği 12 desimetre olan kamyon teküp şeklindeki eşkolilerden üst üste 5 sıra yüklenmiştir. Bu kamyonet gideceği yol üstündeki yükseklik sınırı 4,25 metre olan yaya geçidinin altından yaya geçidine değmeden geçebilmektedir. Kolilerin ait uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre bir yüzün alanı en fazla kaç santimetre kare olabilir demiş. Arkadaşlar hepsini santimetre cinsinden yazacak olursam burası 12 desimetre 120 santim edecek. Ve 4,25 metre de 425 santim edecek. Ama 425'ten küçük olmalı ki benim yüksekliğim ne yapabilsin? Köprünün altından geçebilsin. Peki o zaman diyoruz ki şurada kolinin yüksekliğini x dersek ne olacak? 1, 2, 3, 4, 5 tane koliyi üst üste koymuştu. 5x artı 120 küçük olmalı. Neden dedik? 425'ten küçük olmalı. 120'yi çıkartırsam 5x küçüktür. Neden diyeceğim? 425'ten ben 120'yi çıkartıyorum. 5, 0, 305'ten küçük olacakmış. Her tarafı 5'e bölersem x küçüktür. 61 olacak. X 61'den küçükse x küçük ne diyebilirim? Eşit en büyük 60 diyebilirim, değil mi? X eşittir 60 dersem bana neyi soruyor? Kolilerin ait uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olduğunu görüp bir yüzünün alanını soruyor. Yani bir yüzünün alanı nedir? Şurasıdır. Burası 60 santim, burası da 60 santim ise 6 kere 6, 3600 santimetre kare eder. O da C şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Şimdi 11. soruya bakalım. Bir havayolu şirketinin tüm uçakları 240 kişiliktir. Bu havayolu şirketi Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan farklı illere 5 farklı uçak seferi yapmıştır demiş. Tamam. Bu uçaklarla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. En çok yolcu Trabzon uçağında, en az yolcu Erzurum uçağında. O zaman Trabzon uçağında en çok yolcu varsa 240 yolcu vardır diyebilirim. En az da Erzurum'da olacakmış. En az. Adana uçağındaki yolcu sayısı Diyarbakır uçağındaki yolcu sayısının 2 katından fazla olacakmış. O halde diyoruz ki 240 Adana ve Diyarbakır. Peki 240'ı 2'ye bölersek arkadaşlar 120. O zaman 119 dersem yani normal 2 katından fazla dediği için Adana uçağındaki yolcu sayısı Diyarbakır uçağındaki yolcu sayısından. O zaman Diyarbakır uçağındaki yolcu sayısının 2 katından fazladır diyor. Diyarbakır uçağındakine 119 tane yolcu vardır dersem 119 çarpı 2'den 2 kere 9 18'in 8'e de var 1 2 3 238 artı 1 2 katından fazladır. O zaman 239 tane ne vardır diyeceğim. Adana uçağında yolcu vardır. 239 tane. Ama Diyarbakır'da kaç tane var? 119 tane yolcu var diyebiliriz. Gaziantep uçağında da 80 yolculuk boş yer vardır. O zaman diyorsunuz ki 240'tan 80'i çıkartırsam 160 kişi oturuyor. Verilen bilgilere göre bu uçaktaki toplam yolcu sayısı en fazla kaçtır diye soruyor. Tamam. Erzurum uçağında o zaman 118 kişi mi olacak? Çünkü en az orasıydı. 118 kişi de Erzurum uçağındadır diyeceğiz. Hepsini toplayacağız. Neyi topluyoruz hemen? 240 Trabzon uçağında var. 118 Erzurum uçağında var. Diyarbakır uçağında 119 kişi var. Adana'da 239. 239 ve 160 yolcu da Gaziantep uçağında var. Topluyorum. 9, 9, 18, 8 daha 26 elde var. 2, 8, 10, 14, 17'nin 7'si elde var. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 876. Demek ki toplam yolcu sayısı en fazla 876'dır diyeceğiz. Peki bir okulun bahar şenlikleri etkinliklerinde düzenlenen erkekler uzun atlama yarışmasında demiş. Her bir sporcunun 3 defa atlayış yapma hakkı vardır. Bu 3 atlayıştan sonra sporcular atladıkları en uzun mesafeye göre büyükten küçüğe doğru sıralanacaktır.
Bu sıralama sonucunda demiş sporculardan birinci sıradaki altın, ikinci sıradaki gümüş, üçüncü sıradaki de bronz madalya alacaktır. Aşağıdaki tabloda bu yarışmaya katılan 5 sporcu ve bu sporcuların atladıkları mesafeler verilmiş. İşte Oğuzhan, Ömer, Eymen, Kerem ve İrfan var. Ve 3 atlayışlarını da vermiş. Bu yarışmada Ömer altın madalya kazanmış. Ömer altın madalya kazandıysa en uzun Ömer atlamış demektir. Yani 6.91. Kerem gümüş madalya kazanmış. Eymen de bronz. Yani Kerem ikinci, Ömer birinci, Kerem ikinci, Eymen de üçüncü olmuş. Bronz madalya kazanmış. En büyük ne olacak peki burada? 6,24 metresi var. Buna göre diyor, Kerem'in ikinci atlayışında atladığı mesafenin metre cinsinden alabileceği değerler aşağıdaki sayı doğrusunun hangisinde gösterilmiştir? Şimdi 5,88, 6,01. Şimdi Kerem ikinci olduğu için bir kere Eymen'den, yani Eymen'in atladığı en büyük rakamdan daha büyük atlamalı. O halde 6,24 metreden daha büyük olacak. Ve Ömer'in atladığından da küçük olmak zorunda. Yani 6,91'den de küçük olmak zorunda. O zaman diyorsunuz ki Kerem bu aralıkta atlarsa ikinci olacak diyoruz. Yani C şıkkı. Peki. Ve arkadaşlar eşitsizlik konusunun sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.